bugün şu öne çıktı. Yani hem Kılıçdaroğlu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temas kurması bekleniyordu. Öncelikle Sinan bir kez daha bir yabancı basın organına verdiği mülakat diyelim. New York Times'a ne dedi buna bakalım. Hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan'la görüşeceğim. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ofisiyle de ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisiyle de temasa geçtim dedi. Eee olma stratejisini bir konuşmadan, değerli konuklarımıza sormadan, Muharrem İnce'nin son bulunduğu geldiği noktayı sormadan önce konuklarımız şunu altını çizelim. Muharrem İnce yani nasılsa kaybedeceksiniz ama son derece ağır baskılar yaptınız. İşte kumpaslar kuruldu bana. bundan da etkilendi benim seçmenim. Buna inananlar oldu maalesef bunu benim eski arkadaşlarım da yaptı. Bu nedenle hani kaybettiğiniz gün bütün suçu benim üzerime atmayın diye ve Memleket Partisi'nin kendi partimin oylarında düştüğünü görüyorum. Baraj altında kalmayayım diye ben çekiliyorum demişti. Şimdi dün bir açıklama geldi. Demince de tabii ki Memleket Partisi'nde de ayrıca kuruluş yıl dönümü bu arada partinin onun da altını çizelim. Nasıl bir yön izleyecek? Acaba seçmenine herhangi bir adayı işaret edecek mi? Bunun tartışması yapıldı ama Muharrem İnce e, ekibiyle yaptığı tartışmada e, seçmenini serbest bırakma kararı aldı. Hala bir e, adayı işaret edebilir mi? Bunu da konuşacağız. Ve tabii ki Sinan Oğan'ı öncelikle e, seçmenleri sandığa götürebilmiş e, isimlerden, bahsediyoruz. Sonra hiç sandığa gitmemiş oyları konuşacağız değerli konuklarımızla. Muharrem İnce seçmenimi serbest bırakıyorum dedi. Sinan Oğan yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. E, ABD basınında nasıl bir değerlendirme yaptı? İlginç bir kıyaslama var Erdoğan Kılıçdaroğlu arasında. Birisine işaret içeriyor mu bu? Konuklarımıza soracağım ama The New York Times'daki e, analize bakalım. Sinan Oğan'ın ne dediğine bir bakalım. Arkadaşlarım hızlıca e, Sinan Oğan'ın o sözlerini lütfen ekranlara getirsinler. Peki görüntüleri e, aktarın arkadaşlar ben hızlıca özetleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ilk turunda... Yüzde 5,2 oy alan ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, New York Times'in sorularını yanıtladı bu sefer. Kılıçdaroğlu'nu mu yoksa Erdoğan'ı mı destekleyeceğini iki gün içinde açıklayacağını söyledi. Oğan'ın oyları seçim sonuçlarında belirleyici olabilir diye yazıyor New York Times. Ve New York Times'a e konuşan Oğan bir anda Türkiye'nin en çok aranan adamı olduğu yorumunu yapıyor. Kendisine oy verenlerin %70'inin de işaret edeceği adayı destekleyeceğini dile getiriyor. Destekleyeceği adaydan üst düzey bir rol istediğini de belirtiyor Sinan Oğan, New York Times'a yaptığı bu değerlendirmede. Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun karşılaştırmasını da yapıyor. Destekleyici adaydan üst düzey bir rol isteyeceğini belirtirken Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken neden bakan olayım ifadesini öne çıkıyor, karıyor New York Times. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu benzetmesine gelince Erdoğan'ın çalışma ahlakını beğeniyorum fakat karar almadan önce başkalarını yeteri kadar danışmamasını eleştiriyorum derken Kılıçdaroğlu'nun çalışma sisteminden ziyade başkalarının düşüncelerine önem vermesini beğendiğini dile getirdi. Erdoğan daha çalışkan, Kılıçdaroğlu istişareye önem veriyor diyor. Erdoğan'la görüşüp görüşmediğine dair bir açıklama yapmayan o an ofisinden bana ulaşıldı ifadesini kullandı. Ben herkese görüşüyorum dedi. O anın güçlü bir çıkış yaptığını ifade eden New York Times sağ milliyetçi seçmenin Türkiye'deki 3,3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye karşı sert bir tutum takılmasını savunuyor ifadelerini kullandı. Sinan Oğan, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hakkındaki görüşlerini de az önce aktardığımız kıyaslamayla ortaya koydu. Biri çok çalışkan, diğeri istişareye önem veriyor. Birinin çalışkanlığını, öbürünün istişaresini beğeniyorum diyor. Sahada çok milliyetçi bir rüzgar estirdik diyen an talepler arasında terörle bağlantılı olduğunu düşündüğü hiçbir siyasi partinin hükümette herhangi bir rolü olmasını istememesi yer alırken ben herkese konuşurum ifadesi de öne çıkıyor Evet hemen dönelim ee, Sayın Sevinç Soralım. Sinanoğlu'nun yarın kalışlar görüşecek bilgisi vardı. Bu bunu teyit ediyor musunuz? Yarın böyle bir görüşme bekleniyor mu? Yarın bir karar beklenir mi? New York Times'a çünkü New York Times'ın bugün yayınlanan bu haberinde, bu demecinde bugün kararımı açıklayacağım diyor. Böyle bir olasılık var mı? Evet, teşekkür ederim Sayın Lordum. Şimdi. Sayın Kılıçdaroğlu yarın görüşebilir Sinan Oğan'la. Bu biliyorsunuz önceki gün 6 liderin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı toplantıda bu karar alındı. Ama şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'la yapacağı görüşmede herhangi bir teklif yapmayacak. Eğer Sinan Oğan'ın destekleme karşılığında bir talebi olursa onu 6 liderle tekrar görüşeceğini biliyoruz Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani o toplantıda önceki gün CHP Genel Merkezi'nde 6 genel başkanın yaptığı toplantıda herhangi bir açıklama olmamasına rağmen bu bu şekilde bir bilgi sızmıştı. Ee, ve hani masanın çalışma usulüne de uygun bir e, hani anlayış bu sızan bilgi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'la görüşecek ama herhangi bir teklif yapmayacak. Sinan Oğan'ın talebini dinleyecek ve o talebi getirip altılı masada e, genel başkanlarla görüşerek bir e, karara varacaklar Sinan Oğan'ın talebi hakkında. E,